En önemli facialarından diyeyim, en önemli salgınlarından birini yaşıyoruz. Bizim dönemimize denk geldi. Dünya çapında milyonlarca kişi bu süreçten etkileniyor. Hayatını kaybeden yakınlarımız oluyor. Birçok insan olumsuz etkileniyor. Muhtemelen sonrasında belki de kalıcı hasarlar vesaireler de göreceğiz. Bunların şu anda sonuçları da ortada değil, çok araştırılmış da değil. Biz de hani bir yandan insan olarak, mühendis olarak, oda olarak da bu süreçte, korona sürecinde sorumluluklarımız olduğunu ifade ederek korona sürecine aktif olarak müdahale etmeye çalıştık ve Emo İstanbul Şube olarak korona komisyonunu kurduk. Teknik olarak yapabileceklerimizi, birey olarak yapabileceklerimizi, toplumsal olarak yapabileceklerimizi halka aktarmak ve dayanışmayı arttırmak için, aynı zamanda meslektaşlarımızın bu süreçteki mağduriyetleri ve meslektaşlarımız olarak birlikte ortak çözümler aramak ve üretmek için bu komisyonu kurduk. Şimdi İstanbul, Emo İstanbul Şube Korona Komisyonu olarak ilk webinarımız korona sürecinin iş hayatına etkileri ve haklarımızla ilgili ve bu başlıkta da iki avukat arkadaşımızı davet ettik webinarımıza. Avukat Mehmet Ümit Erdem ve Avukat Eren Can, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi tabii komisyondan bahsettik. Komisyon hedefleri bir araya gelmek ve buna ortak çözüm üretmek ve bunun dışında da Umut İstanbul Şube olarak meslektaş dayanışma hattını açtık ve meslektaşlarımızın bu süreçteki sorunlarını bize ulaştırmasını talep ettik meslektaşlarımızdan. Bu vesileyle webinar vesilesiyle de sorunu olan iş hayatında veya korona sürecinde genel farklı anlamlarda da problemleri olan tüm meslektaşlarımızı hat üzerinden bizimle irtibat kurmaya çağırıyoruz. Öncelikli olarak bu çağrımızı tekrar edelim. Onun dışında bu süreçte aktif rol almak isteyen tüm arkadaşlarımızı da korona komisyonumuza dahil olmaya ve birlikte üretmeye çağırıyorum. Şimdi webinar tabii konusu korona ve çok geniş olmakla birlikte biz hani iş hayatındaki problemlerimize ve çözüm yollarına yoğunlaşmak istiyoruz bu webinarda. ABD'de 20 milyondan fazla kişi bu süreçte işten çıkarıldı. Ülkemizde bunun sayısı şu an olarak verilmiyor. Birçok bizim istatistiklerle ilgili problemlerimiz de var. Bir tanesi de bu işte bu süreçteki işten çıkarmalar. İşte korona süreci kriz süreciyle birleşti, iç içe geçti durumda ve bunun ikisinin de özellikle ücretli çalışanlara dönük olumsuz etkileri var. İşsiz mühendislerin de tutulmasıyla ilgili problemler var. Dolayısıyla öncelikle şeyle başlamak isteriz. Yani bu süreçte işten çıkarmalarla ilgili söze başlamak istiyorum. Hani işten çıkarmaların gerekçesi olarak kullanılabiliyor korona süreci. Bunun yasal zemini var mı diye başlayayım. Ümit Bey veya Eren Bey, ikinizden biri olabilir. Buyurun. Alo. Alo. Sorumu duyabildiniz mi Ha, acaba? evet, soruyu aldım. Şimdi öncelikle biz de teşekkür ediyoruz bu etkinlik için Emo İstanbul Şubesi'ne. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği bu süreç hem ekonomik alanda hem gündelik yaşamda çok sarsıcı etkiler doğurdu. Biz de aslında buna hazırlıksız yakalandık. Şu anlamda hazırlıksız yakalandık. Yani işten çıkartmalar konusunda devletin 17 Nisan'da çıkan kanuna kadar aldığı bir önlem olmamıştı ve 17 Nisan'daki düzenleme resmi gazetede yayınlanana kadar iş hayatında çok ciddi bir
çalkantılı bir süreç yaşandı. Ücretsiz izin tartışmaları, ücretsiz izin hakkını şu an kullandırma tartışmaları, iş yerinin kapanması, faaliyetin durması, işte ücretsiz izne işçi zorlanabilir, zorlanamaz tartışması, kısa çalışma ödeneği, çalışmaktan kaçınma hakkı gibi, evden çalışma süreçleri gibi iş hukuku alanında birçok soru birikti. Biz de aslında bugün bunlara cevap vermeye çalışacağız. 17 Nisan'daki düzenlemeye kadar işten çıkartmalar yapılabiliyordu. Ancak biliyorsunuz şu an bir 3 aylık işten çıkartma yasağı düzenlemesi yapıldı. Bunun yerine işverenler ücretsiz izin yolunu tercih edebiliyor 3 ay için. Ve bu 3 ayın sonunda tabii ki işten çıkartma süreci yine gündeme gelebiliyor. Burada haksız, ya buradaki temel problem aslında önlem alması gerekenlerin önlem almamasından kaynaklanıyor. Yani süreç hazırlıksız yakalanıldığı için çok sayıda kişi işten çıkarılmış oldu aslında. Peki buna alternatif olarak getirilen kısa çalışma metodu veya ücretsiz izin konusuyla ilgili söyleyecekleriniz neler? Ümit Bey, size söz vereyim bu sefer. Olur. Yani ben de hani Eren Bey'e katılıyorum ama şöyle bir sıkıntı da oldu. Hani bu baştan söyleyelim. Yani pandemi dediğimiz olgu yaklaşık 100 yıldır hani gerçekten bir şey. Ve hukuk düzenini hem Türk hukuk düzenini hem hukuk düzenini bazı noktalar belli açıklıklar var ve bunlar da biraz Yargıtay kararlarıyla veya düzenlemelerle ortaya çıkacak. Yani görüyoruz zaten her cuma. Sanırım bağlantı koptu. Evet. Eren Bey, siz devam edebilirsiniz. Tabii ben devam edeyim. Şimdi aslında Mehmet Ümit Bey'in dediği gibi bu süreci yargı kararları vesaire hani biz şu an bir teorik tartışma yapabiliyoruz. Yani hayatın olağan akışı içinde yargı kararları oluştukça sürecin bazı hukuki sonuçları doğacak. Ancak biz burada bir görüş beyan edebiliriz ve burada bir yorum yapabiliriz. Yani hukukçu olarak yorum getirebiliriz. Çünkü aslında çok ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor mevcut durum. Ve burada da hani işçi işveren gözetilmesi yani iki farklı kavram olarak gözetildiğinde şimdi önlemlerin daha çok işvereni kurtarmaya yönelik alındığını görüyoruz. Yani hani devlet tarafından açıklanan paketlerde ücretsiz izin hakkı sonuçta daha önce çalışan ücretsiz izne çıkarılamazken şimdi ücretsiz izne işverenin işçinin rızasını almadan çıkartma hakkı verilirken işçiye sadece günlük 39 TL bir ücret takdir edildi. O da bir ayla vurulduğunda asgari ücretin yarısı ediyor. Bu koşullarda bu rakamlarla geçinmek de tabii ki mümkün değil. Herhalde Mehmet Ümit Bey de geldi. Evet geldi. Size tekrar sözü bırakalım. Tamam, devam edeyim. Bir dakika, sesim kapalı. Tamam, devam edeyim. Şimdi burada Eren Bey'in de dediği gibi yani biraz şu anda tepkileri daha çok işverenden yana kararlar alarak görüyorlar. Ve hani bu çalışmaktan kaçınmalar, işte ücretsizin uygulamaları gibi uygulamaların sonuçlarını ancak biz yargı konusu yapılıp Yargıtay karar verdikten sonra aslında nihai sonucunu göreceğiz. Şimdi kısa çalışma işi zaten bu işte ilk ortaya çıkan husus oldu. Kısa çalışma dediğimiz olgu iş yerinde işin bir ay veya daha uzun süre durması durumunda veya işte çalışmanın 3/2 veya daha fazla azalması durumunda işverenin Çalışma Bakanlığı'na başvurusu ve onların da uygun görmesiyle işçilerin ücretlerinin belli bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını öngören bir uygulama.
Bugüne kadar her sene yıllarca böyle birkaç bin işçi adına başvuru yapılıp kabul edilmişken, tabii pandemi sürecinde çok etkin olarak kullanılan bir yöntem haline geldi. Şimdi kısa çalışma ödeneği için belli kolaylıklar getirildi. Yani daha önce örneğin işçinin işte daha uzun çalışması gerekirken, yani son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödemiş olması gerekirken 450 gün prim ödemesi yeterli oluyor. Yani SGK primini çıkarttığınızda son 3 yıl içerisinde 450 gün prim ödenmişse ve son 60 gün içerisinde de sigortalı olarak çalışıyorsa bu durumda kısa çalışma ödeneğine hak kazanmakta. Burada başvuruyu işveren yapıyor. Yani işveren bir Excel tablo oluşturuyor. İş yerinde hiç çalıştırmayacağı veya kısmi olarak çalıştıracağı kişilerin listesini yapıp bunları online olarak İşkur bölge müdürlüklerine gönderiyor. Oradan da sistem üzerinden inceleme yapılıyor. Normalde müfettişin gelip iş yerinde rapor tutması gerekiyordu. Ama artık durumun vehametinden kaynaklı olarak kağıt üzerinden de değerlendirmeleri yapıyorlar ve daha sonra işçinin ücretini kendi IBAN numarasına yatırıyorlar. Fakat bu ücret işçinin son bir yıl içerisindeki gelirinin %60'ına denk geliyor. Ve alt sınır olarak 1752 lira, üst sınır olarak da 4381 lirayı geçemiyor. Yani 10 bin lira net ücret alan bir kişi de en fazla 4381 lira oluyor. Burada tabii bir sıkıntı da gerçek ücreti üzerinden sigortalı olmayanlarda sigorta kaydı esası olduğu için sigortaya gösterilen ücretinin %60'ı üzerinden ödeme yapılmakta. Ve düzenleme gereği 3 aylık süre için başvuru yapılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre 6 aya kadar çıkartılabiliyor. Ama şu anda normalleşme tartışmaları olduğu için muhtemelen çok fazla uzatmayacaklar. Bu parayı da tabii devlet veriyor desek de aslında çalışanların ücretlerinden kesilen işsizlik sigortası primleriyle oluşan işsizlik sigortasından ödeniyor. Dolayısıyla aslında bu çalışanların, işçilerin parası işçilere veriliyor. Burada sıkıntılı bir durum daha var. Yani örneğin işçi 3 ay işsizlik buradan kısa çalışma ödeneği aldığında daha sonra 3 ay, 5 ay, 10 ay sonra işten çıkartıldığında işsizlik ödeneği alacağı zaman bu 3 aylık miktar alacağı işsizlik ödeneğinden düşülüyor. Yani aslında işveren lehine para ödemiş gibi oluyor ama işçinin örneğin 10 ay işsizlik ödeneği alacakken 3 ay kısa çalışma ödeneği aldığı için 7 aylık işsizlik ödeneği alıyor. Yani aslında peşin daha sonradan alacağı işsizlik ödeneğinden yenmiş oluyor. Bu konuda özellikle bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani emek alanının bu yönde talepte bulunarak bundan mahsup edilmemesini talep etmeleri gerekiyor. Çünkü işverenin ödemesi gereken parayı zaten işçinin parasından ödüyorsunuz. Ondan sonra da bir de işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden de mahsup ediyorsunuz. Bu yönüyle de sakıncalı bir uygulama. Bu başvurularda Eren Bey'in dediği bu 17 Nisan tarihli 7244 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle başvuru yapıldıktan sonra sonuç beklenmeksizin işçilerin hesaplarına para yatırılıyor. Ancak eğer yersiz olduğu veya haksız olduğu ortaya çıkarsa bu durumda işverenden para geri alınıyor faiziyle birlikte. Artı çalışılmıyor deyip de işsizlik ödeneği alıp eğer çalışıldığı tespit edilirse şikayet durumunda da yine işverenin her işçi için 1 aylık asgari ücret tutarında idari para cezasına mahkum edilmesi söz konusu. SGK primleri ile ilgili durum nedir? Yani farklı o alanda da farklı kısıtlar var diye biliyorum. Buyurun hocam. Bu kısa çalışma döneminde sigorta primleri sadece, yani hiç çalışma yoksa sadece iş kaza şey,
hastalık, analık gibi temel primler ödeniyor. Yani emekliye etkisi olan sigorta primleri yatırılmıyor. Eğer kısmi çalışma varsa, yani örneğin iş yerinde 10 gün çalışma yapılıp 20 gün kısa çalışmadan yararlanılıyorsa, bu durumda işveren 10 günlük primi yatırıyor. 20 günü yine işsizlik kısa çalışma koduyla giriliyor ve normal sigorta primleri, aslında emekliye esas sigorta primleri ödenmemiş oluyor. Çok teşekkürler. Bu arada Fevdun Bey sorular soruyor. Bunu da hatırlatalım arkadaşlar. Chat bölümünden çeşitli sorular yazabilirsiniz. Şu anda onları yanıtlamayalım isterseniz. Webinarın sonuna doğru eğer yanıtlanmamış konular olursa, sorular olursa onlara geri döneriz. Atlarsak da tekrar hatırlatırsınız. Tamam. Öyle ilerleyelim. Eren Bey, sizin ekleyecekleriniz var mı bu konuyla ilgili? Yok, bu konu için yok. Tamam, ben şeyi soracaktım. Yani bu işten çıkarmalardan bahsettik az önce. 3 aylığına ertelendiği konusu. Ama hani bu süreç sonuç itibariyle 3 aylık bir süreç değil. Koronanın yıl sonuna kadar belki daha da uzun bir süre etki edeceği ve onun da kriz süreciyle, krizle birleşeceği öngörülüyor. Dolayısıyla da işten çıkarma, toplu işten çıkarmaların meydana gelmesi olası. Bu konuyla ilgili haklarımız nelerdir veya hani yaşanmadan en azından önermeler yapabileceksek onları da almakta fayda var. Size kısaca söz vereyim. Buyurun. Şimdi sonuçta işten çıkartmalarla ilgili süreç ihtimali aslında normal, yani pandemi yokmuş gibi cevap verebileceğimiz bir soru. Yani işten çıkartma sonrasında haksız fesih olduğunda, eğer çalıştığımız iş yerinde 30'dan fazla çalışan varsa ve kademimiz 6 aydan fazlaysa işe iade davası açabiliyoruz. Tabii ki burada bize bir fesih bildirimi yaparken işveren, bu fesih bildiriminde hem yasal hakkımızı saklı tutmak, hem orada aleyhimize olan evrakları imzalamamak, bizden hani bir haksız bir gerekçeyi işveren gerekçe gösterirse, işte performans gibi vesaire gibi bir haksız gerekçeye dayanak yaparsa, bununla ilgili itirazi kaydımızı mutlaka koymamız gerekiyor. Ondan sonra zaten 30 gün içinde işe iade davası için söylüyorum, arabulucuya başvurmamız gerekiyor. Bu normal rutin sürecimiz. Ama şimdi pandemiden kaynaklı şu an aslında süreç ilerledikçe altyapıyı oluşturan bir metotla gidiyoruz. Yani şu an 17 Temmuz'a kadar işten çıkartmak yasak. Ama 17 Temmuz'dan sonra ne olacağını açıkçası biz de hani şu an öngöremiyoruz. Ama şunu görebiliyoruz. Çok ciddi bir kriz kapıda. Ve bu krizin olası sonuçları olacak. Bunun karşılığında ciddi işten çıkartmalar tabii ki gündem olacak. Yani burada işe iade davası açamıyorsak da normal hani yasal tazminatlarımızı almak için yine iş hukukundan doğan haklarımızı kullanabileceğiz. Yani burada da gene hani hukuki süreçler oluyor. Dava açmak gibi, arabulucuya başvurmak gibi süreçler oluyor. Ama bu 17 Temmuz sonrasını bugün açıkçası yasal düzenlemesi pandemiden kaynaklı olarak yok henüz. Uzatılıp uzatılmayacağı da belli değil. Teşekkürler. Yani tabii burada şeyi vurgulamakta fayda var. Biz aslında burada yasal haklarımızı tanımlarken aslında birlikten doğan gücümüzü de vurgulamak isteriz. Yani çünkü burada aslında bu yasaları oluşturan da bizim birlikteliğimiz ve biz hani burada baskı unsuru oluşturursak, az önce Ümit Bey de ifade etti, bazı konularda bazı haklarımızla ilgili kazanımlar elde etme, yasaları değiştirme veya daha ileri boyutta haklarımızı geri alma gibi süreçler yaşamamız mümkün. Bu anlamda tabii hukuksal mücadeleyle beraber bir araya gelmemiz de çok önemli. O anlamda da tekrardan bu meslektaş dayanışma hattımıza vurgu yapayım. Yani böyle sorunlarınız olduğu koşullarda oradan EMO İstanbul Şube ile irtibata geçerseniz birlikte neler yapabileceğimizi de
konuşuruz diyelim. Şimdi Eren Bey, tekrar size devam edelim. Az önce Ümit Bey şey yaptı, düştü sanırım. İnternet bağlantısında problemler var. Burada ücretsiz izin de bir önemli gündem. Şimdi yakın zamanda tabii çözüm olarak işverenler ücretsiz izini çözüm olarak buluyor ve hak edilmiş veya gelecekte hak edilecek, önümüzdeki dönem hak edilecek ücretsiz izinlerin kullanılması çözüm olarak öneriliyor. Kimi zaman dayatılıyor. Şimdi bununla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir? Bu yasal mıdır? Tabii öncelikli olarak meşruluğunu da ayrıca konuşuruz elbette. Buyurun. Şimdi ben gene yasal çerçeve kapsamında öncelikle cevap vereyim. İşverenler bu süreç başlayınca bir ücretsiz izin dayatması yaptılar. Çoğu yerde çalışanlara iradeleri dışında ücretsiz izne çıkartmak istediler. Aslında mevcut iş kanunumuzda işçinin rızası olmadan asla ve asla ücretsiz izne çıkartmak yoktur. Yani kesinlikle işçinin irade olarak rızasının alınması gerekmektedir ücretsiz izin için. Ama bunu bir istisna olarak 17 Nisan'da 3 aylığına deldiler. Yani pandemi nedeniyle, işte küresel salgın nedeniyle işveren işçinin rızasını almadan çalışanı ücretsiz izne çıkartabilir. Devlet de burada işte günlük 39 lira öder dediler. Bu birinci veri. İkinci veri, bazı işverenler de ücretli izinlerini kullandı çalışanlarının. Yani mesela bir çalışanın 28 gün birikmiş yıllık izni vardı. Daha önce kullanmadığı. Bu yıllık iznini yine onun rızasını almadan kullandırtma yoluna gitti. Burada ise cevabımız farklı. İşverenin böyle bir hakkı var. İşverenin yönetim hakkı, yani iş kanununa göre böyle bir hakkı var ve yıllık izin yönetmeliğine göre. Burada bunun sadece iki tane, yani bunu sınırlayabilme babında işçi lehine yorumlanabilecek bir şu var. Bunun bölünemezliği prensibi. Yani bir işveren bir çalışanın 28 gün yıllık izni, ücretli izin hakkı varken bunun 14 gününü şimdi 14 gününü bir hafta sonra ya da başka bir zamanda kullandırtmayı tek taraflı olarak iş çalışanına zorlayamıyor. Yani bir bütün olarak hepsini şu tarihte kullanabilirsin diye bir hakkı var kanunda. Yani izin kurulu veya işveren işçinin kullanmak istediği izin günüyle bağlı değil. Yani işçi başvuruyor, ben 1 Temmuz 15 Temmuz arası kullanmak istiyorum diye. Ama işveren hayır diyor, ben 1 Nisan ile 15 Nisan arası kullandırttırıyorum sana diyebiliyor. Bunu bölmüyorsa böyle bir hakkı var işverenin. Peki, bunun da diğer istisnası da tabii dürüstlük kuralına, yani dürüstlük kuralı dediğimiz kavram da geniş yorumlanabilecek bir şey. Yani hani kötü niyetli olmaması. Hani medeni kanun madde 2, iyi niyetli olarak yaklaşması. İşverenin bir art niyetle çalışanının yıllık iznini kullandırtmaması gibi bir sınırı var ama bu sınır da tabii biraz muallak. Yani normalde yönetim hakkı kapsamında. Peki Ümit Bey'e de soralım, şey mi, yani kazanılmamış, hak edilmemiş izinlerle ilgili kullandırma hakkı var mı? Sonuç itibariyle belki bir ay sonra, iki ay sonra hak edilecek bir izin var. Bu süreçte daha tırnak içindeki normal süreçte çalışanın çalışmasını sağlayacak bir formül bu. Tırnak içinde formül diyelim yine. Buna hakkı var mı? Gelecekteki kazanılmamış iznin kullanılması. Şimdi Eren Bey'in de dediği gibi, yani yıllık ücretli izni kullanma yetkisi yönetim hakkı kapsamında işverende. Yani işveren istediği zaman ya da işin niteliği gereği yıllık ücretli izni kullandırabilir. Ama genelde çalışma barışı dikkate alınarak aslında işçinin de talep ettiği döneme göre mümkün olduğunca kullandırılıyor. Yani işte Ocak ayında değil, daha çok yazın kullandırılmasa da dikkat ediliyordu. Fakat şimdi bu tabii pandemi süreci uzayınca bu avans izin dediğimiz izinlerin kullanılması ciddi olarak tartışıldı. Şu anda yani iş hukukunda zaten avans izne ilişkin bir düzenleme yok ama genel eğilim de bunun kullandırılamayacağı yönünde. Çünkü şu, yani yıllık ücretli iznin dayanağı aslında anayasal dinlenme hakkı
hakkından doğmakta. Dolayısıyla ve mesela ücretini ödeyerek sen bu sene parasını vereyim, yıllık izin kullanma deme hakkı da yok işverenin. Doğrudan anayasal bir hak kullanımı olarak işte 14, 20, 26 günlük dinlenme hakkını kullanması gerekiyor. Fakat mevcut uygulamada eğer işveren bir sene sonraki kullanacağı izinleri de peşin olarak kullandırırsa bu anayasal ilkenin dışına çıkılmış olacak. Yani bir sene, bir buçuk sene işçinin yıllık izin kullanmadan çalışması anlamına gelecek ki bu da sonuçta temel haklardan bir tanesine müdahale teşkil ediyor. Dolayısıyla işçi bunu kabul etmek zorunda değil. Yani bizim bu anlattıklarımızda aslında mesela çoğunun ya da bir kısmının diyeyim bazen iş yerinde karşılığı olmayabiliyor. Yani biz diyoruz ki siz ücretsiz izne ilişkin evrak imzalamayın diyoruz ama işveren o zaman seni çıkartırım dediğinde gidip imzalamak zorunda kalabiliyor. Burada da eğer taraflar anlaşırlarsa yani işçi kabul ederse evet ben şu sonuçta ücretsiz izne ayrılmaktansa tam paramı almayı tercih ediyorum. Bu nedenle de kabul ediyorum diye gerçekten özgür rızasıyla imzalarsa bu durumda kabul edilebilir. Ama işçiye işverenin tek taraflı olarak avans izin dayatması hukuken korunacak bir durum değil. Yani bunu tek taraflı olarak ben sana kullandırdım deyip gönderse bile ileride işçi işten ayrıldığında dava açarsa bu döneme ilişkin parasını alma hakkına sahip yeniden. Peki dinlenme hakkını tam olarak karşılıyor mu şu dönemde verilen ücretli izin? Yani oradan bir şey tutturulabilir mi? Yani şöyle bir yılda 14 gün diyor ama yetkiyi de işverene veriyor. Dolayısıyla yönetim yetkisi yani işverende olduğu için ve mahkemeler şöyle bakıyor. Yani ücretsiz izinden veya fesihten ya da işçiyi daha fazla mağdur edecek bir uygulamadansa izini sayılarak ücretini tam olarak alması işçinin lehine bir durumdur diye. Fesihtense bu daha lehedir diyerek bu dönem yıllık ücretli iznin işveren tarafından kullandırılmasını kabul ediyorlar. O yüzden yani normal mevcut yıllık ücretli izinlerde işverenin tamamen yetkisi var. Anladım. Peki şeye geçelim ya yani başka bir konuya geçelim. Bu konuyla ilgili katılımcı arkadaşların sorularını tekrardan alacağımızı belirtelim. Chat'e yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iş yerlerinin korona sürecindeki iş yerlerindeki önlemlerle ilgili birkaç soru soralım isterseniz. Yani iş yerlerinde gereken önlemler alınmaz ise işçilerin bu koşullardaki hakları nelerdir hocam? Eren Bey veya Ümit Bey ikiniz de yanıtlayabilirsiniz. Buyurun. Ben cevap vereyim isterseniz. Şimdi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasında bu konu aslında düzenlenmiş durumda. Yani daha doğrusu işte bu 13. maddede işten kaçınma hakkı düzenlenmiş durumda. Yani burada işin yürütümü sırasında işçinin sağlığı yaşayışı için tehlikeli bir durum oluşması durumunda diyor. İşçi bu durumu derhal yazılı olarak varsa iş sağlığı güvenlik kuruluna, eğer yoksa işverene yazılı olarak bildirir. Bu başvuru üzerine de kurul derhal toplanır. Eğer kurul yoksa işveren yine derhal bununla ilgili bir değerlendirme yapar ve sonucu yazılı olarak işçiye bildirir diyor. Ve gerçekten yaşayışı için veya çalışma şartlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı varsa bu düzelene kadar iş yerinde iş durdurulabilir, gerekli önlemler alınabilir, bölüm kapatılabilir, koruyucu malzeme verilmesi gerekiyorsa bunlar yapılabilir. Ancak işçinin bu talebinin makul bir şekilde karşılanmaması durumunda yani cevap verilmemesi, talebinin reddedilmesi ya da işte tamam sen bir maske tak hiçbir şey olmaz demesi gibi durumlardaysa işçinin iş görmekten kaçınma hakkı var. Yani işçi ben çalışmıyorum bu şartlar düzeltilene kadar denilebilir. Ancak bu konudaki pratikler açıkçası pek lehe değil. Öncelikle örgütlülüğün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani bu süreçte bu hakkın kullanıldığı kurullara başvurulan yerler genelde örgütlü sendikalı iş yerleri. Buralarda bu hak kullanılıyor. Kullanıldığında da örneğin Gebze tarafında Kocaeli'nde oldu. Kaçındılar.
Ve valilik hemen bir karar çıkarttı. Dedi ki iş bırakmak yasaklanmıştır. Yani devlet refleksi direkt istihdamı sağlamak, işte iş çarkların dönmesi, iş yerlerinin kapanmaması şeklinde. Dolayısıyla burada sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor. Yani çalışanların buradan sonuç almaması durumunda bir de ilçe sağlık müdürlüğüne başvurmaları, onların denetimini, kontrolünü istemelerinde fayda var. Bu talep durumunda gelip inceleme yapıyorlar. İşte sosyal mesafe, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına bakıyorlar. Buna rağmen önlem alınmıyorsa ve gerçekten ciddi sıkıntı varsa bu durumda tabii ki iş bırakabilirler. Ama bu oradaki en önemli aktörler yani hukukçulardan bizlerden öte en önemli aktörler aslında mühendisler. Yani iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olan uzman arkadaşlarımızın burada özellikle iyi değerlendirme yapmaları gerekiyor. Yani buna ilişkin buradaki riskler varsa bunları özellikle bildirmeleri, çalışmaktan kaçınılması gerekiyorsa bu hakkı kullanmaları doğrultusunda işvereni yönlendirmeleri yoksa da gerekli başvuruları yapmaları çok önemli. Ben de takip ediyorum. Odalar da bu konuda bildiğim kadarıyla destek veriyorlar. Yani odayla irtibata geçtiğinde de işverenle sıkıntı yaşadığında yine odalarda kendilerine destek veriyorlar. Ama daha sonra yani çalışmaktan kaçınması durumunda iş akdinin feshedilmesi durumundaysa dava açıp ileride bunları mahkeme önünde tartıştırmaları gerekmekte. Peki iş yerlerindeki alınması gereken önlemler şu anda tanımlanmış durumda mı? Özel korona süreciyle ilgili söylüyorum tabii ki elbette. Yani açık bir tanımlama yok. Bu risk değerlendirmelerine vesaire yeni şeyler girdi. Ama benim takibim, yani Sağlık Bakanlığı'nın özellikle bence çıkartması gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gerekenler şudur. Bunlar olmazsa bu iş yerlerinde çalışma olmaz gibi açık bir düzenlemesi olduğundan emin değilim. Görmedim. Sadece dediğim gibi koruyucu malzeme verilmesi, sosyal mesafenin sağlanması, ork alanların kapatılması gibi düzenlemelerin olduğunu biliyorum. Eren Bey de geldi. İnternet problemi yaşıyoruz Evet. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen ses kesiliyor olabilir. Görüntüyle ilgili problemler olabilir. Ama devam ettirelim. Mümkün olduğu kadar olabildiğince. Çünkü önemli birçok arkadaşımız da bilgileniyor. Katılım sayısı da arttı bu arada. 33 kişi şu anda. Eren Bey sizle de devam edelim. Ümit Bey iş yerleriyle ilgili sürece değindi. Ama şeyle de ilgili yine yani şeyle ilgili soru sormak istiyorum. Örneğin mesela marketlerde veya işte toplu olarak insanların bulunduğu yerlerde belli bir metrekare başına düşen insan sayısını sınırladılar ve dolayısıyla da alınan önlemlerden bir tanesi buydu. Mekansal önlemlerdi. Şimdi birçok iş yerinde haberlerde de görüyoruz. Özellikle yemekhanelerinde ve işliklerinde çok daha yakın mesafede çalışma koşulları tanımlanmış durumda. Bu aslında çalışanın iş bırakması veya sağlık gerekçesiyle, salgın gerekçesiyle sürdürmeme hakkını şey yapması, savunmasının koşulu mudur? Böyle bir soru sorayım. Şimdi iş sağlığı Mekansal. güvenliği kurallık Buyurun. yani bu kurallar gereği ve bu kanun gereği işçinin sonuçta bu önlemlerin alınmasını talep etme ve ciddi bir tehlikeyi öngörüyorsa doğrudan aslında işten kaçınma hakkı var. Eğer elden fazla çalışanın olduğu iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği kuruluna başvuru yapıp çalışma koşulunun bu riskin bertaraf edilecek şekilde düzenlenmesini ve ekipman sağlanmasını talep ediyor. Daha az kişinin çalıştığı iş yerlerinde ise işverenden talep ediyor. Yine çalışanın sadakat yükümlülüğü kapsamında kendisinde bir hastalık şüphesi hissetmesi dahilinde dahi bunu işverenine bildirmesi ve ben virüs taşıdığımdan şüpheleniyorum demesi lazım. Bu da bir çalışanın yükümlülüğü. Salgın hastalığın bulaşması riskine rağmen işveren gerekli önlemleri almıyorsa, çalışana
bu kurallara uymadan, metrekare sınırlamasına uymadan daha yoğun ve ağır koşullarda çalışmasını dayatıyorsa, çalışan tabii ki burada çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmalıdır ve kullanmak hakkı vardır. Biz bunu tavsiye ederiz, yani kullanması gerektiğini, çalışmaktan kaçınmasını. Çünkü artık hayati tehlike, yani bu salgın hani basit bir salgın olmadığı için bu kadar önlem alınıyor. Bu kadar kararlar açıklanıyor. Ancak ileride tabii ki bunlar yoruma muhtaç. Hani mesela burada bir işçi çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. İşveren onun iş akdini feshetti. Sonra biz dava açtık. Tabii ki mahkemede bu tartışılacak ve biz burada lehe yorumlanması gerektiğini, burada çok ciddi bir yakın tehlike olduğunu, bu tehlikeye rağmen ağır ve tehlikeli koşullarda işçinin çalıştırılmaya zorlandığını anlatacağız. Ama dediğim gibi aslında çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkı iş sağlığı güvenliği kanunundan doğan bir hak. Hatta iş akdini fesih dahil edebilir. Tek taraflı olarak haklı fesih. Evet. Haklı fesih yapabilir bu gerekçeyle. Teşekkürler. Peki Ümit Bey, bu hani dava açma süreçleri şu anda nasıl? Örneğin mahkemelerde birçok dava da donmuş durumda. İş mahkemelerindeki evet. Süreçler nasıl? Birebir adliyelerden gözlemleri de almak isteriz. Yani normalde şöyle, bir yıl gibi bir sürede sonuçlandığını biliyorum ama bu süreçler daha mı uzayacak? Mağduriyetler katlanacak mı? Sorun biraz da öyle. Buyurun. Anladım. Şöyle 13 Mart'tan itibaren adliyelerdeki bütün duruşmalar, işte icra takipleri, yani acele ve günlü işler dışındaki bütün işlemleri durdurdular. Bu süre yine işte 30 Nisan'da bitiyordu ama 15 Haziran'a kadar tekrar uzattılar. Dolayısıyla şu anda yani avukatlar için ofisler kapalı, adliyelere gidilmiyor, sistem üzerinden icra takibi açılamıyor, arabuluculuk süreçleri de tamamen durmuş durumda ve duruşmalarda da zaten tutuklu işlerde bile kimseyi almıyorlar. Doğrudan dosya üzerinden inceleme yapıp otomatik bir tutanakla duruşma günü verip işte Eylül'e, Ekim'e, Kasım'a atıyorlar duruşmaları. Yani dolayısıyla şu anda yaklaşık hani duruşmalar bakımından 4-5 aylık bir uzatma var. Ayrıca bu kapalı olduğu süredeki yığılma da, yani 15 Haziran sonrası muhtemelen Temmuz sonuna kadar birikmiş işler ciddi şekilde yığılacak. Süreler durmuş durumda ama şöyle bir sıkıntı oluyor tabii. Yani sonuçta işverenlerin ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığı bir süreçte. Yani sadece nafaka alacaklarına, nafaka icrasına izin verip işçilik alacaklarını durdurmak aslında bir haksızlık. Yani bu süreçte işverenler örneğin batsa, ciddi sıkıntılar bile yaşasa işçiler sadece beklemek zorundalar. 15 Haziran geçecek, ondan sonra arabulucuya başvuracak. 4 haftalık süreç bitecek, sonrasında dava açacak, uğraşacak, tedbir alacak gibi ciddi sıkıntılar. Yani o yüzden aslında burada da biz hani bu taleplerde bulunduk ama dinlenmedi aslında. Yani işçilik alacaklarına ilişkin takiplerin ve davaların aslında bu süreçte kontrollü bir şekilde bile olsa en azından yürümesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi 15 Haziran'a kadar hep beraber bekliyoruz. Anladım. Ya bu hukuksal süreçle ilgili o zaman hani barolar, odalar ve çeşitli demokratik kitle örgütlerine de önemli rol düşüyor. Bu konularda özellikle bir araya gelip çalışanların haklarını savunmak veya onunla ilgili düzenlemeler yapmak amacıyla. Yani mümkün olduğu kadar da hızlıca bir araya gelmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi şeyi de merak ediyorum. Bu korona oldu. Birisi iş yerine gitti. İş arkadaşından dolayı korona oldu. Gerekli önlemler de alınmadı. Bu bir iş kazası mıdır? Eren Bey'e soracaktım. Dondu şimdi, gibi gözüküyor. Ümit Bey, size sordum önce. Yok, buradayım. buradayım. Geldiniz mi? Buyurun Eren Bey. Buradayım. Şimdi tabii burada virüsün iş yerinden kapılıp kapılmadığı konusunda tartışmalar var. Yani o virüsün iş yerinden kapıldığı sabitse bu iş kazasıdır. Zaten bunu hani tartışma gerektiren bir yanı yok. Ama orada işveren
genel olarak hani şu an bu çeşitli hukuk gruplarında çok tartışılıyor. Korona ve iş kazası meselesi. Çalışanın burada kapıp kapmaması savunması yapıyor daha çok işveren tarafları. Ancak daha önce Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar var. 21. Hukuk Dairesi Ukrayna'ya sefer yapan bir firmanın çalışanı H1N1 virüsünü kapıyor ve ölümle sonuçlanıyor. 21. Hukuk Dairesi bunu iş kazası olarak değerlendirdi. Biz bu karar doğrultusunda bu içtihatı aslında baz alarak olası bir hani umuyoruz ki kimsenin başına böyle bir iş kazası gelmez ama bu böyle yoğun vaka sayısının olduğu bir ortamda da ne yazık ki hani böyle sonuçlar da olacak. O yüzden de biz bunun iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiğini, işverenin bütün hijyen koşullarını, yükümlülüklerini yerine getirmesi, iş sağlığı güvenliğine dair bütün önlemleri alması, sağlıklı bir çalışma alanı oluşturması, koruyucu ekipmanlarını çalışanlarına eksiksiz olarak sağlaması. Ki şu an özel hastanelerde hekimlere ya da sağlık çalışanlarının bir kısmına koruyucu ekipman verilirken, taşeron çalışanlara, temizlik işçilerine koruyucu sağlık ekipmanınızı kendiniz tedarik edin dendiğini duyuyoruz. İşte böyle bir durum kabul edilemez. Eğer o çalışan koruyucu ekipmanı olmadığı için hastanede çalışırken virüsü kapar ve hasta olursa tabii ki bu doğal olarak iş kazası olarak yorumlanmalıdır. Yani mahkemeler dediğim gibi bu süreç kamuoyu desteği, sivil toplum, meslek odaları, demokratik örgütleri, sendikalar, yani mücadele kısmı çok önemli. Çünkü yarın öbür gün bunlar tekil tekil bireylerin başına geldiğinde ve tek başlarına mücadele verdiklerinde sonuç almalarından ziyade örgütlü bir güç olarak arkalarında mücadele verilip yani bu örnekler birleşirse daha ciddi sonuçlar alınır. Kamuoyu desteği de çok önemli. Teşekkürler. Bir başka soru. Aslında bu kez de Ümit Bey'e soralım. Tabii kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma ve işte ücretli izin kullanımı gibi aslında hani üretim sürecinin azaltılması veya eksiltilmesiyle ilgili konuştuk çokça ama farklı bir olgu da var. Özellikle EMO bünyesinde de mühendis mimar camiasında da zaten beyaz yakalı tanımı var ve bu hani beyaz yakalıların da önemli bir bölümü artık evden çalışmaya başladı. Şimdi tabii evden çalışmanın da getirdiği farklı koşullar var. İşte örneğin daha önce yani ben de masa başında çalışan birisiydim. Şimdi evden çalışmaya başladım. Bireysel olarak da şimdi 8 saatlik bir mesai sürecinin o 8 saatlik tanımı ortadan kalktı. Esnek çalışma modellerine biraz kaydı ve bu aslında toplamda bazı iş yerleri için ya da bazı kişiler için 45 saatlik haftalık çalışma süresini de aşar duruma geldi. Yani 8 saat çalışanlar 10 saat, 11 saat, 12 saat ve günün farklı zamanlarında çalışır oldular. Bu tabii belki başlangıçta bir adaptasyon vesaire konusu üzerinden söylenebilir ama hani nihayetinde burada bir puantaj, bir kartlı giriş çıkışlar vesaireler olmadığı için de hak gasplarının oluşma olasılığı var. Şimdi bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani bunları nasıl kayıt altına alabiliriz veya buradan gelen haklarımız fazla mesai ücretlerini nasıl tanımlayabiliriz? Bunları nasıl talep edebiliriz? Böyle bir soru sorayım. Buyurun. Şimdi bu süreç tabii aslında hepimizin çalışma biçimini oldukça değiştirdi. Yani şu toplantıyı bile belki İstanbul'un değişik yerinden gelen üyelerle birlikte sizin merkezinizde, şubenizde yapacaktık belki. Ama artık ona gerek kalmadan herkes evinden bağlanabiliyor. Çalışma biçimi de benzeri bir şekilde değişti. Yani online çalışma biçimleri geldi ama burada kıstas şu, yani çalışma biçimi dediğiniz şey sadece mesaiye başlayıp sonuna kadar işte sisteme bağlanıp bağlanmadığınız süre üzerinden değerlendirilmiyor.
Yani bazı şeylerini çünkü bunu görüyoruz. Diyorlar ki işte siz Zoom'a şu kadar saat bağlı kaldınız. Bu kadar saat işte size mesai ödeyeceğiz ya da bu kadar süre saat ücret alacaksınız diye. Ama aslında bu değil. Çalışma dediğiniz şey orada emre amade beklemek de aslında bir çalışma halidir. Yani siz örneğin bir çağrı merkezi çalışanıysanız yoğun bir yerdeyse günde 3 telefon bile geliyorsa siz orada sabahtan akşam o 3 telefonu cevaplamak üzere bekliyor ve 3 arayanı da cevaplıyorsanız normal mesainizi doldurmuş sayılırsınız. Burada da evde çalışmada da sonuçta genelde zaten belli düzenlemeler oluyor. Yani şu saatte sabah şu saatte başlayacaksın edeceksin diye. Birincisi yani sisteme bağlanıp bağlanmasa da çalışma sistemi içinde mail attığı, telefonla konuştuğu ve gelen işleri, talepleri yanıtlamaya hazır olduğu bütün süre mesaiden sayılır. Dolayısıyla aslında burada bu sürecin şöyle belirlenmemişse, yani siz sabah sadece 9 ile 12 arasında 3 saat biz sizle iş ilişkisi kuracağız. Bundan sonrasında bir daha sisteme bağlanmak zorunda değilsin, mail atmak zorunda değilsin, gelen telefonla ilgili aramalara cevap vermek zorunda değilsin denirse bu bir kısmi çalışma olarak kabul edilebilir. Ama gün içinde ihtiyaç oldukça bir bağlanma hali ise bu normal mesai olarak kabul edilir ki bunun dışında da mesai saatleri dışındaki yapılan işlerde yine fazla mesai olarak kabul edilir. Yani ben seni öğlen işte 3 saat gün içinde aramamıştım. Akşam 7'den sonra 3 saat hadi seninle çalışalım olmaz. O mesai saati içine yaptırdığınızı yaparsınız. Sonrası mesai olarak fazla mesai olarak kabul edilir. Bunun ispatlanması için yani işte Yargıtay çok daha önce aslında ciddiye almasa da mesela mesai saati dışında atılan mailleri fazla çalışma olarak geçerli çok fazla kabul etmiyordu. Dışarıdan da atılabilir, her yerden atılabilir vesaire falan diyordu ama artık yeni çalışma biçimiyle birlikte çalışanlar yani sisteme bağlı oldukları süreleri ispatlayarak telefon konuşmalarının kayıtları yani arama kayıtlarıyla ve işte diğer mail attıkları saatlerle çalıştıklarına ilişkin diğer belgelerle birlikte haftalık 45 saati geçen çalışmaları için normal mesai talebinde bulunabilirler. Burada en önemli şey ispat koşulu. Bunların ispatlanması. Yine yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu evde çalışmada sosyal hakların ne olacağı ile ilgili de ciddi aslında talepler alıyoruz, sorular alıyoruz. Yani şu konu çok net değil. Yani şirket aracı varsa ya da yol parası veriliyorsa evden çalışma olduğunda hani bunun verilmemesi mantıklı geliyor. Yani bir yere gidilmediği zaman verilmeyebilir belki. Ama yemek parası vermeyen çok fazla işveren var. Yani diyor ki sen zaten evdesin, evde yemek yiyorsun. Biz sana yemek parası vermiyoruz diye. Ama sonuçta bu açık hukuksuzluk. Çünkü bir pek çok kişi gündüz vakti zaten evinde olmuyor. Yani çocuk işte, eş işte, kendisi iş yerinde ve hiç kimse olmuyor. Aslında yemek bile hazırlamıyor. Yani bu klasik Türk mantığı işte sofrada bir tabak daha olsun mantığıyla geçiştirilebilecek bir olgu değil. Sonuçta kendiniz tarafından evinizde yemek hazırlanıyorsa yemeğe hak kazanırsınız. Artı şunu da aslında talep etmek gerekiyor. Belki yol parasının muadili olabilir. Sonuçta ben evde çalışıyorsam elektriğe daha çok para veriyorum. İnternete daha çok para veriyorum. Su parası harcıyorum. Isınmak için pek çok aslında ekstra gider yapıyorum. Yani ben sonuçta evde olmasaydım evim kapalı olacaktı ve böyle bir giderim olmayacaktı. Sonuçta bu yönüyle aslında bunları denkleştirmek için bile bence yol ve yemek parası sosyal hakların işçiye evde çalışan işçiye ödenmesi gerekir. Çok teşekkürler. Ben soracaktım. Siz sormadan yanıtladınız. Peki Eren Bey yine benzer yani evde çalışma ile ilgili bir sorum daha var. Şimdi tabii evde çalışmanın getireceği sağlık problemleri de olabilir. İşte evden çalışmadaki karşılaşılacak sağlık problemleri iş hastalıklarına giriyor mu? Yani tabii Biraz evden tabii zor çalışma sorular yeni bir çünkü daha önceden çok olgu karşılaşılmamış olduğu bir şey için olduğu için. biraz düşünmek lazım. Yani evden çalışmanın
getirdi. Şimdi uzun süreli olması lazım ki bu evden çalışmanın bir sağlık sorunu yol açacak kadar bir süre geçecek, yani evden çalışma olgusu ona yol açması iş yeri hastalığı gibi düşünülebilir. Ama normal evde yaşanan bir kaza iş kazası mı diye sorarsanız, hani mesela evdeyken sonuçta orası artık iş yeri sayılıyor. Yani evde çalışmasını yapıyor. İş kazası olarak değerlendirilebilir olarak ona cevap veririm. Dondu Belki mu? Mehmet Ümit Bey bu soruya bir ekleme yapabilir. İsterseniz evet birkaç şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bu 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre de 6331'e göre de iş yerinde işin yürütümü sırasında veya işte işin yapılması esnasında ya da iş yeri aracında işte emzirme sırasında vesaire meydana gelen olaylar iş kazası olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla hani benim çokça verdiğim örneklerden biridir. Sonuçta örneğin işçilerin öğle arasında kendi aralarında futbol oynarken işçinin ayağının kırılması da iş kazasıdır. Ya da yine Yargıtay kararı var. İşçinin çalışması sırasında kan davalısı olan kişinin gelip işçiyi iş yerinde vurması da bir iş kazasıdır. Buradaki kıstas yani sosyal güvenlik mevzuatı bakımından işin yapılması sırasında veya iş yerinde meydana gelen bir olay olması. Biz hep hukukçular bu yorumu hep şuradan yaparız. İşte bilgisayarın fişini takarken elektrik çarptı. Bu bir iş kazasıdır diye tartışıyoruz. Ama bu kadar kısa da olmaması gerekiyor tabii. Yani işin yapılması sırasındaki belki ev kazaları dahi sonuçta iş kazası olarak değerlendirilebilir. Ancak bu durumda SGK tarafından iş göremezlik ödeneği bağlanır. Ölüm sırasında ölüm meydana gelirse işte yakınlarına tazminat ödenir. Bunlar ödenir. Ama ikinci boyutu işverenin kusuru, yani bizim illiyet bağı dediğimiz şey, kazayla işveren arasındaki kusur ilişkisinin kurulmasındaysa biraz sıkıntı olur. Yani sosyal güvenlik bunu karşılar ama sonuçta sizin evinizde, sizin hakimiyet alanınızda işverenin gerekli önlemleri alması gerekmeyen bir yerde meydana gelen iş kazasından dolayı işverene karşı dava açıp maddi manevi tazminat talep etme kısmı biraz zor olur. Yani sıkıntı yaşanır. Ama dediğim gibi örneğin siz evde işi yaparken acil düştünüz, ayağınızı kırdınız. Bu iş kazası olarak değerlendirilir. Başvurusu da yapılır. SGK size ödenek bağlar ama işverene dönüp de senin işini yaparken benim ayağım kırıldı diyerek maddi manevi tazminat almakta zorlanırsınız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Son olarak yani benim önceden hazırladığım sorulardan sonuncusu diyelim. Onun dışında katılımcı arkadaşların sorularına geçeceğim. Tabii bu süreçte ciddi, yani insan hakları açısından da çok ciddi şeyler, sıkıntılar yaşadık biliyorsunuzdur. Ve en son işte 1 Mayıs'ta 25-30 kişilik disk kitlesine korona gerekçe gösterilerek müdahalede bulunuldu. İşte korona olmasın insanlar denilirken çok daha yakın temaslarda şiddet uygulanıldı. İnsan hani koronanın daha fazla bulaşmasının koşulları yaratıldı. Yine korona gerekçesiyle tabii dünyada da birçok toplumsal hareket, işte ifade özgürlüğüne dönük veya işte toplanma özgürlüğüne dönük kısıtlamalar yapılıyor. Onun dışında daha somut bir örnek, yine 65 yaş üstü insanlarımızın sokağa çıkması ile ilgili yine bu ulaşım hakkı veya o da bir hak, yani onun da kısıtlanması söz konusu ama halbuki 65 yaş üstü insanların koronayı yayma oranı genç insanların yayma oranına göre daha düşük. Normalde esas hareket, yer değiştirme kabiliyeti daha fazla olan genç insanların veya çalışan insanların sokağa çıkması na bir şey denmedi. Niye? Çünkü üretim süreci aksamasın vesaire denilerek, ama 65 yaş üstü insanların bu hakları ellerinden alındı. Hani bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani yalnızca toplanma özgürlüğü vesaire değil, seyahat özgürlüğüyle ilgili var. Güvenlik ve sağlık hakları, yani çeşitli haklarla ilgili var ve
hani hiç artık eskisi gibi olmayacak denilirken yalnız başına sağlık süreciyle ilgili değil, aslında toplumsal haklarımızla ilgili de eskisi gibi olmayacak mı sorusu gündeme geliyor. Neler yapmak lazım? Buyurun. Eren Bey, size vereyim. Şimdi Buyurun. evet, ben sözü şu an aldım. Şimdi aslında dünyada böyle bir eğilim var gibi tartışmalar var. Yani küresel salgını bahane ederek çeşitli devlet yönetimlerinin baskıyı arttırması ve var olan özgürlüklerin kısıtlanması. Şimdi burada argümanımız yaşam hakkının korunması, salgından korunmak olsa, o zaman 1 Mayıs günü insanların toplantı, gösteri, yürüyüş hakkını kısıtlarken, iş yerlerinde halen çalıştırılan işçiler varken, o zaman burada bir çelişki oluşuyor. Yani hem sektörleri kapatmayalım, ekonomi durmasın deniyor. Ama bir yandan 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı konuluyor. 65 yaş üstünü korumak için olduğu söylenen şey, ama onların sağlıklarında da çok ciddi sorunlara yol açacak şekilde evde hareketsiz kalmalarına yol açabiliyor. Yani o da bir hak ihlali. Aslında burada devletin orantılı ve ölçülü önlemler alması lazım. Bu birinci kısım. Yani 65 yaş üstünü tamamen eve kapatmak yerine bunu orantılı bir ölçülü bir formülde geliştirebilmesi ve onların koruyucu metotlar geliştirebilmeliydi. Zaten bu işin bir kısmı. Sağlık alanına girsek bambaşka tabii. Bizde koruyucu sağlık hizmeti kısmı zayıf olduğu için hani daha ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. O ayrı bir tartışma. Bir de ifade hürriyeti kısmı var. Yani bundan sonraki süreçte, işte pandemi sonrası, tüm dünyada böyle otoriter, totaliter rejimlerin leşmenin artacağı, baskının artacağı gibi şeyler söyleniyor ki biz de daha bugün sanıyorum bugün ve dün 2 gündür gündemde mesela meslek odaları. Biz hani baroya üyeyiz. Burada da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin bünyesindeki elektrik mühendisleri odasındayız ve seçim süreçlerine müdahaleden bahsediyor. Yani dünya küresel salgını konuşuyor. Biz ülkemizde meslek örgütlerimizin yönetimlerinin nasıl seçileceği ve buradaki muhalif unsurlara baskıyı konuşuyoruz. Aslında bunların hepsi bir çelişki. Ama 1 Mayıs özeline dönersek, insanlar zorla önlemler alınmadan Gebze bölgesi, özellikle Kocaeli, Trakya, Çerkezköy, deri organize sanayi, benim orada kişisel tanıdığım müvekkiller olduğu için biliyorum. Deri organize sanayide mesela fevkalade kötü koşullarda ekipman olmadan insanlar çalışmaya devam ediyor ve bunu gündem eden yok. Ama 1 Mayıs'ta 25 kişi sosyal mesafeye uyarak eylem yapacağı zaman korona bahane edilebiliyor. Bunun tabii ki samimi ve olmadığı, çelişkili olduğu da apaçık ortada. Teşekkürler. Şimdi isterseniz tabii söyleyecek çok fazla söz var ama hani katılımcı arkadaşlarımızın sorularına geçelim. Hızlıca da onları yanıtlayalım. Feridun Bey sormuş. 3 aylık sürenin başlangıcı kanunun yayınlandığı tarih mi, yoksa iş yeri ücretsiz izne ayırma kararını aldıktan sonra mı 3 ay, sonraki 3 ay mıdır diye. Ümit Bey, buyurun. Burada resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay, yani 17 Nisan 17 Temmuz arasında, ama Cumhurbaşkanı tarafından bu 6 aya kadar uzatılma hakkı var. Şu anda 17 Temmuz'a kadar. Teşekkürler. Bir diğer soru, iş Rica yeri çalışanlarını zorunlu izne ayırıp bu süreyi çalışanların yıllık izin hakkından düşebilir mi diye. Onu yanıtladık buna sanırım. cevap vermiştik. Evet. Evet, yanıtladı. Özgür Deniz Miçoğulları sormuş. Kısmi çalışma uygulaması ile ilgili uygulamalar ve oluşan hak kayıpları ile ilgili bilgilendirme yapılabilir mi diye. Onunla ilgili de aslında yanıtladık diye düşünüyorum ama var mı ekleyeceğiniz şeyler? Yani kısaca söyleyeyim isterseniz. Yani söylemiştim ama Ekleyebilirim. birincisi yıllık ücretin evet, %60 oranında kısa çalışmada işçiye ödeme yapılıyor. Yani sonuçta %40'lık bir kaybı oluyor. Bu da zaten çalışmıyor. İşte evde kalarak tasarruf ettiği olarak yorumlanıyor. İkincisi,
SGK primi eğer düşük yatırılıyorsa SGK primi üzerinden hesaplandığı için yani primlendirilmiş miktar üzerinden olacağı için bu durumda ciddi bir hak kaybı oluyor. Yine üst sınırı sonuçta 4.381 lira olduğu için daha yüksek alanlar için en yüksek 4.381 lira alıyor. Yani çok daha yüksek ücret alanlar sonuçta 4.381 lira ücrete razı olmuş oluyorlar. Ve yine dediğim gibi bu aldıkları ücret daha sonra ileride işsizlik sigortasından ödeme yapılırsa ondan düşürülüyor. Yani 10 ay işsizlik sigortası alabilecekken örneğin 3 ay kısa çalışma ödeneği almışsa sadece 7 aylık işsizlik ödeneği almış oluyor. Yani bu çeşit hak kayıpları var. Bir de sigorta primleri ödenmemiş oluyor. Teşekkürler. Doğan Bey sormuş, Doğan Sevingüller. İşverenim yaşımdan dolayı işlerimi takip edemez durumdayım. Dolayısıyla aksayan işlerim nedeniyle zarar etmeye başladım. %22 vergi ve %18 KDV'yi çok yüksek bulmaktayım. Bu konuda örneğin %22 yerine %10, %18 yerine %5 gibi toplu istekte bulunmak gerekmez mi? Görüşünüz nedir? Yani genel toplumsal mücadelenin bir Tabii ki parçası diye gerekir. düşünüyorum. Çünkü Evet. sonuçta vergi oranları hem işverenler için hem çalışanlar için çok ciddi bir külfet. Tabii burada tabii ki gerekir ama avukat arkadaşlara bırakayım sözü. Yani benim görüşüm evet, bir araya gelmemiz lazım. Buyurun. Yani tabii Eren Bey ki size devam. gerekir. Burada vergide adaletsizlik aslında tartışması. Yani şimdi vergi sistemimiz bizde bir kere çalışan kesim üstüne yüklenmiş durumda. Yani asgari ücretli bir çalışanın maaşından kesilen vergi kalemleri ve genel olarak bütün çalışan yani sigortalı çalışan kesimin maaşından doğrudan kesilen vergi kalemleri çok yüksek. Serbest meslek sahiplerinden, işverenlerden ama küçük işletmelerden kesilen vergi kalemleri çok yüksek. Bunun yanında bir sürü dolaylı vergi var. İnanılmaz sayısız kalemde dolaylı vergi var. Ama kurumlar vergisi her zaman düşürülüyor. Onlarda büyük mükellefler vergi dairesi, çeşitli ülkedeki inşaat firmaları, büyük ihaleler alan firmalara sıklıkla vergi uzlaşması yapıp onların vergi borçlarını siliyor. Bu fevkalde bir vergi adaletsizliği, kesinlikle bir mücadele konusu. Yani şu ana kadar vergi konusundaki şey doğrudan böyle doğrudan bir taleple olmadı. Belki bundan sonra doğrudan bir taleple mücadele konusu olur. Teşekkürler. Ümit Bey, Ben de siz ne birkaç şey istiyorsunuz? söyleyeyim burada. Buyurun. Evet, bizim de yani avukatlar olarak biz de benzer şeyleri tartışıyoruz. Yani işte 13 Mart'tan 15 Haziran'a kadar ofislerimiz kapalı, adliyeler kapalı, bekliyoruz. Ama sonuçta bu vergileri ödemek zorundayız ki pırlantanın KDV'si %1 iken işte avukatlığın da KDV'si, kamusal bir hizmetin KDV'si de %18. Gelir vergisine %35'lere kadar çıkıyor ve yarısı aslında vergiye gidiyor. Aslında bizim şuna hazırlanmamız gerekiyor. Yani bir normalleşme takvimi diye hazırladıkları şeylerde emek alanının çalışanların normalleşme takvimi gibi bir şeyi koyup aslında buna ilişkin taleplerimizi çıkartmamız gerekiyor. Yani örneğin işçilik alacakları ile ilgili tedbir kurumunu etkin işletmek gerekiyor. Yani 3 ay adliyeler kapalı kaldı, davalar açılacak, birikmiş dosyalar var. Hakimin incelemesi durumuna kadar işveren çoktan mallarını tasfiye edip işçiler hiçbir şey alamayabilirler. Dolayısıyla daha kolay teminatsız olarak dava açan işçilere tedbir verilebilir. KDV'de gelir vergisinde yine indirimler mutlaka yapılmalıdır. Yani biz ilk pakette gördük işte verdikleri paketin büyük çoğunluğu inşaat sektörüneydi. Yani bedel olarak baktığınızda bu sistem daha çok AVM'leri, inşaat şirketlerini korumak, biraz özellikle de sermayeyi korumak üzerine şekillendiriyor. Biz o yüzden taleplerimizi daha etkin biçimde, hızlı bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Yani bütün hepsini ortaya
ortaya koymuyor. Örneğin işte bu aradaki verilmiş sokağa çıkma yasaklarından kaynaklı olan 3.000 liralık para cezalarının iptalini talep etmemiz gerekiyor. Madem normalleşiyoruz, 3 ay, 5 ay insanların zaten o korkuyla yaşaması da yeterli. Yani işte diskler gözaltına alındığında ben de ifadelerine girdim. 15 kişiye toplam 47.700 lira sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası verildi. Artı işte toplantı gösteri yürüyüşleri kanundan da ayrıca yargılanacaklar. Yani sonuçta her önüne gelene, her işine gelmeyene 3.000 lira, 3.000 lira para cezası makul değil. Sonuçta keyfi olarak çıkmıyor çoğu insanlar. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Burada atladık ama çok kısa değinmek istiyorum. Örneğin İstanbul Tuzla'dan Gebze'ye gidiyorsunuz. Gebze'de fabrikada çalışıyorsunuz. Şehir dışı çıkışında ateş ölçümü yapıyorlar. Ve ateşiniz 38-39'un üstündeyse sizi hemen alıp en yakın karantina merkezine götürüyorlar. 14 gün ailenizden uzaksınız. Sizi karantinaya alıyorlar. İlk başlarda bu durumda doktor raporu veriyorlardı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para ödeniyordu. Şimdi onu da yapmamaya başlamışlar. Arıyor, işverene diyorlar ki ya da işçiye diyorlar ki ara işvereni karantinadasın 14 gün seni idari izinli saysın. Şimdi hem bu karantinadakiler hem 65 yaş üzerindekilerde idari izin diye bir şey uydurdular. İdari izin sadece devlet memurlarında var ve parası da devlet tarafından ödenmekte. Ama örneğin 65 yaş üstü çalışanlar için idari izin dediğinde hele ki emekli olarak çalışansa kısa çalışma ödeneğine de başvuramıyorsunuz. Ücretsiz izinle de faydalanamıyor. Ya işveren parayı ödeyecek ya da başka bir çözüm bulmak zorunda. Dolayısıyla buradan da mağdur olan çok fazla insan var. Burada biz mağduriyetleri çıkartıp ciddi şekilde talep etmemiz gerekiyor. Faturalarımız önceki yıla göre fiyatlandırılıyor. Daha önceye göre yani iş yerlerimiz kapalıyken bile önceye göre kıyaslanarak geçen sene bu zaman ne kadar çalıştıysam, ne kadar fatura geldiyse aynı faturayı şimdi tahakkuk ettiriyorlar. Bunlara karşı çıkmak gerekiyor. Yani bizim aslında topluca halkın normalleşme talepleri ya da emeğin normalleşme talepleri diye bütün kurumlarla birlikte ortaya çıkıp bunları koymamız gerekiyor. Biz anca bunlar yerine getirilirse normalleşebiliriz. Normalleşmek için bunlar olmazsa olmazdır, bu kayıpların telafi edilmesi gerekir diyerek bir talepler dizisi oluşturmamız gerektiğini, önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Feridun Bey sormuş. Eren Bey, yıllık izin hakkının işveren tarafından blok halinde kullandırılabileceğinden bahsetti. İşveren örneğin 14 gün izin hakkımızın 10 günlüğü şu dönemde, 1 günlüğü şu tarihte, 3 günde Ramazan bayramı tatil sonrasında kullanmak zorunda bırakabilir mi diye. Yasal olarak bırakamaz dedik. Çalışanın Karşılık olması rızası gerekiyor lazım. değil mi? Evet, tamam. Evet, yani işverenin yıllık izin konusunda yönetim hakkı var. Yani bunu şu tarihte kullanıyorsun diyebilir. Bir bloğu 10 günün altına koyamıyor. Bunu bölmek isterse işveren, çalışanın mutlaka rızasını almak zorunda. Bütün yıllık izni kullandırmak isterse, yani rızasını almadan kullandırabiliyor. Ama bölmek istediği an, bir gününü şöyle, iki gününü böyle dediği an, İş varışı gereği zaten zorunlu. Çalışan rızasını almak zorunda. Teşekkürler. Murat Özgenel sormuş. Yasal hakların mağduriyetini önlemek için yalnızca işçi statüsünde çalışan mühendislerin üye olabileceği sendika kurulmasında yasal bir engel var mıdır? Örneğin 1.000 işçinin çalıştığı 50 mühendisin bulunduğu iş yerinde mühendis sendikasına üye olunabilir mi diye. Meslek sendikacılığı bizde düzenlenmemiş. Bizde iş kolu sendikacılığı var. Yani iş yeri hangi iş koluna tabi ise oradaki herkes, kapsam dışı olanlar da olabiliyor işveren vekilleri gibi, ama oradaki herkes o sendikaya üye olmak zorunda. Aslında odalar bunun için var.
Yani sonuçta odalar biraz daha bu mesleki çıkarları korumak için de yapılandırılmış kamu kurumları niteliğinde. Dolayısıyla yani özel olarak üye olmak mümkün değil. Şu olabiliyor tabii, belli yerlerde toplanılabiliyor. Yani sonuçta örneğin işte eğitimsen üniversiteler şubesi yapıyor, oraya kaydediyor falan. İşte belli sendikalar, SINESEM var, işte Avukatlar Sendikası var gibi böyle belli meslek sendikaları var. Ama eğer iş yerinizde başka sendika varken o sendikaya üye olursanız dayanışma aidatı ödemedikçe toplu iş sözleşmesinden faydalanamazsınız ve siz iş yerinde yani 1.000 kişilik iş yerinde 50 kişi sendikalı olursanız da toplu sözleşme yapamazsınız. Çünkü bir iş yerinde tek toplu sözleşme esası var. Dolayısıyla ikinci bir toplu sözleşme yapılmayacağı için aslında pazarlık payınız da olmayacaktır. O yüzden sıkıntılı biraz daha dediğim gibi yani odalar ve diğer kurumlar üzerinden zorlamakta fayda var. Çok teşekkürler. Bu arada odamızın da ücretli ve işsiz mühendisler komisyonu var. Bu komisyon aslında birebir bu konularla çalışma yaşamı, çalışma yaşamındaki sorunlar, haklarımız vesaire konularında faaliyet yürütüyor. O anlamda da bu vesileyle arkadaşlarımızı, ücretli çalışan ve işsiz mühendis olan arkadaşlarımızı komisyona çağırıyoruz. Bu arada tabii beyaz yaka, mavi yaka ayrımı yapılmaksızın aslında iş yerlerinde yaşadığımız sorunlar genelde ortak. Dolayısıyla da o anlamda da güç birleştirmekte fayda var. Yani mevcut sendikalara dahil olmak elimizi kuvvetlendiriyor Ümit Bey'in de söylediği gibi. Şimdi Feridun Bey'in bir sorusu daha var. 3 ayın sonunda 17 Temmuz'da direkt işten çıkarma serbest mi? Yani 18 Temmuz'da çıkarma olacak mı yoksa ihbar süresi mi başlayacak? Direkt çıkarma olacağına dair bir şey yok, değil mi? Eren Bey, buyurun. Evet. Yani Tamam, işverenin şu an hani 17 Temmuz'dan sonra normal iş kanunu buyurun. kapsamına giriyor. Eğer işveren ihbar süresi kullanmadan çıkartırsa ihbar tazminatı ödemesi gerekir çalışanına. İhbar süresini ihbar ederek, ihbar öneli kullandırarak fesih bildirimi yapacaksa da o süreçte onun yasal izinlerini verir, iş arama iznini. Çalışmasını yapar. Mesela diyelim ki 1,5 yıllık bir çalışandır. 4 hafta ihbar süresini çalışır. Akabinde de kıdem tazminatını alarak yani haksız fesih yaptığı için işveren hiçbir gereksiz tazminatını öder. Çıkışı gerçekleşir. Ve Rutin dava sürece açma hakkı geçiyor. olur tabii gene işe yarar. Rutin, evet. Tabii bir de şey var. Az önce belirttiniz. Cumhurbaşkanının uzatma yetkisi vardı. O yetkiyi kullanırsa tabii bir şey de olabilir. Yani tarihi 18 Temmuz olmayabilir son tarih. Olmayabilir. 3 ay daha ertelenebilir. Aynen. Çok ciddi kriz oluşur. Başka yasal olanaklar çıkar. Onu bilemiyoruz şu an. Teşekkürler. Murat Özgenel sormuş. Yargıtay emsal kararlarında kalp hastasının kalp krizinden iş yerinde ölmesi halinde iş yerine iş kazası tazminatı ödettiriyorsa hastalıktan iş yerinde ölme halindeki gibi değerlendirmesi gerekmez mi? Diye sormuş. Korona kastediyor. Burada evet yani şöyle kalp kriziyle ilgili lehe ve aleyhe kararlar da var. Yani şuna bakıyor örneğin zaten kalp hastasıdır ve evde de olsa gerçekleşebilecek bir durumsa bu durumda bunu iş kazası olarak kabul etmeyebiliyor. Ama örneğin bir çalışmanın sonlarına doğru fazla mesai yaparken ya da eski bir karar vardı. Bir süpermarkette kasap olarak çalışıyor ve kalp krizi geçirmeden 3-5 dakika önce soğuk hava deposuna gidip et alıp geliyor. Yani ani bir ısı değişimi var. Ve daha sonra doktor raporunda şuna bakıyorlar. Yani meydana gelen ölümle iş yerindeki çalışma arasında bir bağlantı var mı? Yani bu çalışma şartları bunu tetiklemiş olabilir mi? Bu kısma bakıyorlar. Bu önemli. Yani normal hastalıkla ölümler durumunda bunu genel eğilim şu anda
Yargıtay'ın genel eğilimi işte devleti korumak, fazla tazminat ödemesin diye aslında bu tip sahiplerle hatalı olarak bu tip yorumlar yapıyor. Dolayısıyla o durumlarda bu bir doğal ölümdür, iş kazası değildir gibi kararları var. O yüzden burada kritik şey şu, yani iş yerindeki çalışmadan meydana gelmesi, buradan olduğunun ispatlanması önemli. Korona ile ilgili de atladım. Mesela korona pozitif çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı bir form doldurtuyor, ciddi bir araştırma yapıyor. Yani kimlerle temas ettin, nereden kapmış olabilirsin, kimlerle görüştün son 14 günlük süreçte diye ve bunları kayıt altına alıp buradan başka hangi pozitif buna bulaştırmış olabilir diye bir değerlendirme yapıyor. Bunlar yargılama sırasında önemli olacak şeyler. Yani orada mesela çalışanın hiç iş yerini belirtmeyip de ben markete de gittim, oraya gittim, buraya gittim deyip hiç iş yerine değinmiyorsa muhtemelen iş kazasıyla ilgili açılacak davalarda Sağlık Bakanlığı'na bu evraklar istenecek ve buna bakılacak. Yani kimleri şüpheli görmüş, nereden bulaşmış olabilir diye bakılacak. İş yerinde zaten normalin dışında 3 kişi 5 kişi bir anda korona olduysa zaten hani normal istatistiğin üstünde olursa çok sıkıntı olmaz ama yani çok az vaka olduğu zaman bunlar da önemli. Yani pozitif olanların mutlaka iş yeriyle ilişkin bir şüpheleri varsa bu forma onları da ekletmeleri gerekiyor. Çok teşekkürler. Yavuz Zenger sormuş. Ücretsiz izne çıkartılmış ve evde bulunan bir çalışan mail veya telefonuna cevap vermezse ne olur? Eren Bey size soralım bundan. Şimdi ücretsiz izne çıkartılmış bir çalışan sonuçta o itibariyle ücretsiz izne görevinin başında değil. Görevinin başında olmadığı için işle ilgili mail ve telefonlara cevap verme zorunluluğu yok. Bunu cevap vermediği için görevi yapmaktan kaçınmadan iş aktı feshedilemez. Ücretsiz izinli olduğu bir dönem. Ama tabii bu mail telefon dediğimiz şey hani işle ilgili bir tane normal yani hani o da biraz iş yerindeki uygulama yani ücretsiz izinli bir çalışanı çalıştırma iradesi ve niyeti mi var? Hani sürekli bir hal mi alıyor yoksa nadiren gelen bir telefonsa tabii ki cevap ver hani verilebilir diye düşünüyorum ama sürekli bir ücretsiz izinli personel iş yaptırır gibi gelen bir mail ve telefon silsilesine cevap verme zorunluluğu kesinlikle yok. Görevi yapmaktan kaçınma da sayılmaz. Dondu ama anlaşıldı diye düşünüyorum. Görevi yapmaktan kaçınma değildir. Sesim geliyor mu şu an? Şimdi geliyor. Eren Bey, son cümlenizi duyamadık. Tekrar eder misiniz? Çalışanın ücretsiz izinli olduğu dönemde telefon ve maillerine cevap vermemesi görevi yapmaktan kaçınma sayılmaz iş kanununda geçtiği itibariyle. İşveren buna dayanarak onu iş akdini haklı olarak feshedemez. Yani çalışan ücretsiz izinde olduğu için telefon ve mailine cevap vermeyebilir. Tekil olursa da verebilir diyorsunuz. Yani süreklilik arz etmediği durumda. Hayır, o bir şeydir. Niyet. Hayır, o bir yorum. Yorum yani hani ona da vermeyebilir aslında ama hani işverenin niyeti bağlamında söyledim onu. Anladım. Yani yanıt vermeme hakkı vardır. Yani sonuç net şey bu. Peki. Evet. Burada biraz da pardon yani iyi niyete bakmak gerekiyor. Yani burada biraz hani artık kullanma haline gelirse elbette ki bir müşteri örneğin iş yeriyle ilgili bir şey yapmak istiyor ve tek kanal sizsiniz. Sadece sizin telefonunuz varsa elbette ki bunu cevap verip hani irtibatlandırmak gerekebilir. Ama bu artık fiili çalıştırma haline dönüşüyorsa burada sonuçta çalışmak zorunda değil. Yani mesela bir tane bizim kararımız vardı. Fırın işçisi fazla mesailerini istiyor. Ödemiyorlar. Yine mesaili bir çalışmada ekmeği fırına atıyor. Patronla ikisi tek başına. Diyor ki benim mesaimi ödüyor musun? Ödemiyorum. Ben gidiyorum diyor ve bütün ekmekler yanıyor. Ve mahkeme burada tazminat talebinin kabulüne karar verdi. Çünkü dedi ki bedel ödenmemiş bir mesai çalışma mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla işçi haklı olarak çalışmamıştır diyor. Yani burada dediğim gibi fiili olarak eğer çalıştırma varsa yapılır. Eğer çok sıkıntı olursa şu yapılabilir. Hani bazen bankalarda oluyor ya biz mail atıyoruz otomatik mail geliyor. Diyor ki şu anda izindeyim başkasıyla irtibata geçin vesaire diye. Yani eğer maille sürekli iş yaptırılmaya çalışıyorsa otomatik mail mesajı hazırlasın.
desin ki şu an ücretsiz izindeyim, versin patronun veya başkasının iletişim telefonunu, onunla irtibat kurabilirsiniz diye sürekli yönlendirici maili olursa ya işveren parasını ödeyip çalıştırır ya da peşini bırakır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Şeyle de devam edelim. Sanırım fazla mesainin kayıt altına alınması açısından sordu Sabri Bey. WhatsApp yazışmaları da mesaiye dahil midir? Buyurun. Yani belgelemek açısından WhatsApp'ın maillerin belge niteliği taşıdığını biliyorum. Ama WhatsApp'taki yazışma mesai sürecine dahil midir kastediyorsa onu size bırakayım. Yani evet, yani dahildir. Sonuçta çalıştırıldığı, yani işçinin çalıştığı her türlü delillerle ispatlanabilir. Sadece şu önemli, yani anlık böyle bir dakikalık bir cevap verdiyse hani o mesai olarak kabul edilmeyebilir. Ama şu tip yazışmalar, evet 3 saatin sonucunda raporu bitirdim, ben şimdi size maille gönderiyorum diye yazdığı bir mesaj aslında orada bir emeğin olduğunu da gösterir. Yani biraz yazışmalarda bunlara dikkat etmek önemli. Yani orada bir iş yapıldı, sadece anlık gece saat 10'da cevap vermek bir dakikalık bir mesai sayılabilir. Ama arkasındaki emeği de gösterir şekilde yazışmalar özellikle mesaiyi gösterir. Çok sağ olun. Bu arada fazla mesai süreçlerinizin belgelenmesi çok önemli arkadaşlar. Yani onlarla ilgili gerçekten WhatsApp yazışmaları veya mail üzerinden kayıt altına almakta fayda var. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Uğur Ziya Seyhan sormuş. Yarı zamanlı çalışmada işveren SGK primini yarım mı yatırıyor diye. Yarı zamanlı çalışma ne oluyor? Part-time çalışmayı mı kastediyor? Yoksa part-time şey mi? Bu buyurun Eren Bey. Kısa çalışma ödeneği. Yani part-time çalışmada işveren SGK primini çalışılan gün sayısı kadar yatırıyor. Burada sorulan soru onu oysa kastetmiyor cevap olabilir ama koronadan dolayı olduğu için. Koronadan dolayı şöyle olabilir. Kısa süreli çalışma. Yani şöyle haftalık çalışma. Şimdi haftalık çalışma süresi 45 saat ve günlük 7,5 saat 6 gün çalışma. 7. günde sigorta işte hafta tatili olduğu için 225 saate denk geliyor. Burada kısmi çalışma yapılıyorsa işveren günlük 7,5 saat, yani her 7,5 saatlik çalışma için bir gün karşılığı prim ödemesi gerekiyor. Yani 15 saat çalıştıysa sadece o hafta 2 günlük SGK primini ödemesi gerekiyor. Burada saat esası geçerli. Teşekkürler. Özgür Deniz Miçoğlu'ları sormuş. Sendikalarda TİS sözleşmelerinde kapsam dışıyı kastediyor sanırım. Kapsam dışı bırakılma uygulamasına değinilebilir mi? Yasal mıdır? Kararlar mücadele örnekleri var mıdır? Buyurun. Yani yasaldır ama adil midir? Her zaman adil olmayabiliyor. Yani kapsam dışının kapsamı şu aslında. Yani bizim işte beyaz yaka, altın yaka, platin yaka vesaire böyle belli değerlendirmeler var. İş yerinde işveren vekili sayılan ya da işin yürütümüyle ilgili daha işverenin yanında sayılan belli kısımlar toplu iş sözleşmesinde kapsam dışı olarak kabul edilebiliyorlar tarafların anlaşmasıyla. Ve bu durumda bu kişiler toplu iş sözleşmesinden yararlandırılamıyorlar. Yani bir yandan örneğin hem işveren vekili olup işveren adına hareket edip aynı zamanda toplu iş sözleşmesinden faydalanması çok hukuki olarak ve adil gözükmüyor. Burada bir toplu iş sözleşmesi sürecinde kapsam dışı personel sayılanların bastırması önemli bu süreçte. Yani burada kendilerine dahil olmasını eğer işveren vekili değillerse talepte bulunmaları önemli. Onun dışında şu da zorlanabilir tabii ki. Dayanışma aidatı kapsam dışı sayılmalarına rağmen toplu iş sözleşmeden yararlanmaya ilişkin talepte bulunup bunun reddedilmesi durumunda da normalde kapsam dışı sayılmaması gerektiği ve toplu iş sözleşmesinden yararlanması gerektiğine ilişkin iş mahkemesine dava yolu değerlendirilebilir. Yani diyebilir ki benim yan bölümümde çalışanlar yararlanırken benim yararlandırılmamam hukuka aykırıdır deyip iş mahkemesine dava hatta öncesinde arabuluculuk yoluna başvurabilirler. Çok teşekkürler. Bu da sanırım bu arada ayrılan veya ayrılmak üzere olan arkadaşlar var. Teşekkürlerini bildirmiş. Biz teşekkür ederiz.
onlara da. Son soru diyelim. Ondan sonra da toparlayalım isterseniz. Yönetim kurulu üyemiz varsa onunla da bir son söz olarak söz vermek istiyorum bu arada. Sait Nur Çelebi sormuş. Bana diz protezi yapıldı. 6 ay sürdü fizik tedavisiyle. İş yeri adli tıbba başvurdu. O da normaldir. Çalışmasına mahsur yok dedi. Ama işten bu ameliyat için ayrıldım ve 6 ay sürdü. Dava açtım, bekliyorum. Şu anda istinafta. Otelde teknik müdürdüm. Yani mavi yakalı sayılırım demiş. Sanırım kendi sürecini paylaşmış. Bir somut soru göremedim ama katkınız var mı hocam bununla ilgili? Burada alternatif rapor yoluna gidilebilir. Yani sonuçta Adli Tıp Kurumu'ndan aslında nihai karardır ama üniversite hastaneleri de artık eşdeğer rapor olarak kabul ediliyor. Buradan daha ağır bir hani sıkıntısı olduğuna dair rapor alabilir. Çelişki yaratıp tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderebilir. Çünkü burada çalışmakla ilgili değerlendirme yapılırken meslek koduna da bakılıyor. Yani bir meydana gelen zararla yapılan işin karşılaştırılması. Eğer bunu özel olarak bildirmezseniz düz işçi meslek kodu numarası 1 giriliyor. Ama örneğin işte sizin işaret parmağınızın kopması bir işte normal işçi için belki çok sıkıntı yokken örneğin ince işte altın işi, zanaat işi yapan biri için belki %80 mağluliyet yaratmaktadır. Yani yapılan işin niteliği gereğidir. O yüzden burada tekrar yaptığı işin tanımıyla belki buna ilişkin tanık beyanıyla ve bütün doktor raporlarıyla yani harici raporlarıyla hepsiyle birlikte yeniden dosya Adli Tıp Kurumu'na giderse bu durumda belki olumlu sonuç alma ihtimali olabilir ki muhtemelen istinafta diyor. Herhalde olumlu sonuç almıştır. Çok teşekkürler. Erhan Karaçay sormuş ya da açıklama yapmış. Sevgili Mehmet arkadaş, çalıştığım iş yerinde sokağa çıkma yasağı olduğuna çalışmak zorunda olan genç mühendisler var. Mesailerin nasıl hesaplanması gerekiyor? Gerekir diye sormuş. Ümit Bey, buyurun. Yani bu konu sıkıntılı bir konu. Yani şöyle biz aslında normalde çalışılmamış gibi yani resmi tatillerde olduğu gibi bir kat ücret verilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama düzenlemeyi öyle güzel yapmışlar ki sokağa çıkma yasaktır ama şu 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 kişiler bu haktan faydalanabilirler. Bunlar için sokağa çıkma yasağı yoktur dediği için normal mesai olarak hesaplanıyor. Yani burada bir şey var, sıkıntı var. Bu konuda bastırmak da gerekiyor. Hatta hiç örnek görmedim mesela. Buradan bir ihtilaf çıksa bunu da mesela yargıya taşımak isterim. Yani ben gelmek istemiyorum ve bu başvuruyu da yapıp izin alarak gelmek istemiyorum. Evimde oturmak istiyorum diyen çalışanın durumunun ne olacağı da belirsiz. Yani ona ilişkin bir ihtilaf olursa da dediğim gibi yargı bu konuda ne karar verecek belli değil. Ama istisnai bir yani daha doğrusu kapsam dışı sayıldığı için sadece normal mesainin ödenmesi kabul ediliyor. Çok teşekkürler. Şöyle yapalım isterseniz, toparlayalım, son sözleri alalım. Sonra şu anda bakıyorum Cemil Kocatepe Şube Başkanımız sanırım katılamadı. Onun yerine Hayri Bey'i görüyorum, Hayri Aydın'ı. Ona söz vereceğim. Son söz olarak. Tabii Ümit Bey veya Eren Bey katkınız var mıdır? Eklemek istediğiniz şeyler var mıdır? Buyurun, Eren Bey'den başlayalım. Teşekkür ederiz bu güzel etkinlik için. Bu yaşadığımız bu dönemde dayanışmayı arttırmamız lazım. Sonuçta dayanışma çok önemli. Biz bugün böyle bir etkinliğe Elektrikli Mühendisleri Odası'nın etkinliğine katıldığımız için de mutlu olduk. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Ümit Bey, buyurun. Ben de teşekkür ediyorum bu güzel etkinlik için. Biz bu süreçte mühendislerle birlikte çalışacağız. Yani bizim hukuk alanında bu korona sürecindeki ihlallerle ilgili özellikle İSG uzmanlarına, teknik raporlara çok ihtiyacımız olacak ve aslında ana çatıyı da onlar çizecekler. Yani işten kaçınma hakkının yerinde olup olmadığı, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı gibi bütün konularda aslında birlikte çalışmamız gerekiyor. Ve yargıya düşmeden önce temel talepleri de çıkartmamız gerekiyor. Yani aslında
aslında barolarla odaların da birlikte çalışıp, hukuk örgütlerinin de birlikte çalışıp bununla ilgili standartları koyması gerekiyor. İSG prosedürlerine pandemiyle ilgili gelecek standartların odalar tarafından belirlenmesi, hukukçularla birlikte belirlenmesi gerekiyor. O yüzden yolumuz uzun. Yani hep bir arada en azından bu süreci emekçilerin yararını nasıl çevirebilirsek, ne kadar çok hakkımızı alabilirsek önemli. O yüzden bir arada olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Eren Bey veya Ümit Bey, birinizi şeyden çıkarıp davet etmek zorundayım teknik kısıttan dolayı. Tamam, ben çıkabilirim. Tamam. Ümit Bey çok teşekkürler tekrardan. Ben çıkayım. Sağ olun. Bekletiyorum arkadaşlar. Hayri Bey'i de davet edeyim. Hayri Bey şu anda sese izin verirseniz son olarak sese izin vermeniz gerekiyor. Hayri Bey bağlanana kadar ben de son sözlerimi söyleyeyim isterseniz. Tek şey olursa, bağlanamazsa kapatmak zorunda kalırız. Hayri Bey de geldi. Buyurun Hayri Bey. Bu farklı bir uygulamaymış. Bir sürü uygulama dijital uzmanı olacağız yakında bu şeyde. Herkese iyi akşamlar. Avukatlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Eren Bey'e, Mehmet Bey, Mehmet Ümit Bey'e. Çok değerli bilgiler oldu. İstanbul Emlak Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ederiz sizlere. Çok faydalı oldu bence hepimiz için. Bir de üyelerimize kısa bir mesajım olacak mümkünse Tekin Bey. İçinde yaşadığımız korona sürecinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz, hem toplumsal meslek hayatında. Bu anlamda şey düşündük, meslektaşlarımızla dayanışmayı arttırmak, yaşanan sorun ve mağduriyete destek vermek ve en önemlisi de hak bilincini gündeme getirmek, ortaya çıkarmak için etkinlikler düzenliyoruz. Webinarımız bunun içindi. Bir korona komisyonumuz var, Tekin Bey bahsetti. Çok verimli geçiyor ve diğer başka bize benzer STK'larda da bir sinerji de yarattı. Aynı zamanda ücretli çalışan komisyonumuzu kurduk. Buralara da katılımımızı bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü hep ne kadar katılım olursa, destek olursa bu kadar güç kazanıyoruz. Meslektaş dayanışma hattımız var. Bir sorun yaşayan arkadaşımız olursa, umarım yaşamayız ama yaşanacak gibi de duruyor. Onların da bizleri aramasını bekliyorum. Webinardaki izleyicilerimize Tekin Bey, aynı zamanda bu geri planda da destek olan arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Siz de Tekin Bey. Biz teşekkür ederiz. Şöyle arkadaşlar, korona komisyonu kurulduğunda çok fazla EMO bünyesinde çok fazla ilgi gördü. Benim bu zamana kadar gördüğüm en fazla ilgi gören komisyonlardan bir tanesi. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları, sorunları yalnızca korona sürecine de korona süreciyle ilgili değil, genel olarak meslek hayatımızda veya toplumsal olarak değerlendirdiğimizde de böyle. Birlikten kuvvet doğar diyoruz ve Eren Bey'in de bahsettiği gibi dayanışmayı arttırmak için bir araya gelmemiz lazım. EMO'da herkes gönüllü olarak yer alıyor. Yani burası bir mesleki demokratik kitle örgütü ama gönüllülük temeliyle insanlar emek harcıyorlar. Lütfen gelin, yani bir şeyleri değiştirmek için birlikte emek harcayalım ve bir şeyler birlikte üretelim. Çünkü mühendis hem teknik bilgi birikimiyle hem de bulunduğu pozisyon diğer sosyal olarak, toplumsal olarak verebileceği, mühendisler olarak verebileceğimiz çok fazla şey var. Bunu birlikte büyütebiliriz. Hem komisyonumuza çağırıyoruz hem de bu webinarları ve periyodik olarak yapacağız. Onlar bir sonraki webinarda da tekrardan sizleri görmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar katıldığınız için. Komisyondaki, onu unuttum, en önemli teşekkür onlara, komisyondaki tüm emek harcayan arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.